Kurumlar hakkında genel bir bilgi edinmiştik. Ne olduklarını, toplumda nasıl bir role sahip olduklarını artık biliyoruz. Şimdi de eğitim, aile ve din gibi kurumlara biraz daha yakından bakalım. Bu kurumların her biri hem toplumu oluşturmada hem de desteklemede önemli bir rol oynar ve her biri söz konusu toplumu oluşturan bireyleri şekillendirme anlamında da oldukça önemlidir. Eğitim sadece okula gitmekten öğretmenin tahtaya yazdıklarını ezberlemekten veya birkaç hafta sonra da öğrendiklerinle ilgili bir sınava girmekten ibaret değildir. Resmi müfredatın dışında öğretilen gizli bir müfredat daha vardır. Sıraya nasıl geçireceğini, soru sormak için nasıl sıramızı beklememiz gerektiğini, arkadaşlarımıza nasıl davranmamız gerektiğini de okulda öğreniriz. Hatta bunları aslında farkında olmadan öğreniriz. Öğretmenler kızlara ve erkeklere farklı davrandıklarında sosyal eşitsizlikleri içselleştirmeye başlarız. Öğretmenlerin her öğrenciden beklentileri farklıdır ve bu beklentiler öğrencilerin nasıl öğrendiklerini etkilemektedir. Öğretmenler öğrencilerinden beklediklerini almaya eğilimlidirler. Eğer öğretmen sadece belirli seviyede çaba ve beceri beklerse, öğrenciler de ancak o kadar çaba sarf edeceklerdir. Öğretmenler öğrencileri becerilerine göre kategorilere ayırırlar ve bu kategorilere göre onlardan belli şeyler beklerler. Peki ya bu kategorilendirme yanlışsa? Durum böyle olduğunda öğrenci yeterince zorlanamayacaktır ve gerçek potansiyeline ulaşmak için beklentileri aşmak yerine sadece öğretmeninin beklentilerini karşılamaya odaklanacaktır. Bazen de sınırlayıcı faktörler sınıfın dışından gelir. Okullar arasında eğitimsel ayrımcılık ve tabakalaşma yaşanabilir. Çünkü okulların sermayesi vergilerle sağlanmaktadır. Bu yüzden düşük gelirli bölgedeki okullar genellikle varlıklı bölgelerde bulunan okullardan daha az paraya ve kaynağa sahiptirler. Toplumumuzdaki sosyoekonomik eşitsizliklerin yansımalarını okullara verilen kaynaklara ya da insanların gelir durumlarına göre yaşamayı tercih ettikleri mahalleler nedeniyle maruz kaldıkları bölgesel ayrılıklara odaklandığımızda fark edebiliriz. Eğitim kurumlarıyla ilgili olarak arka planda gözle görülen çok daha fazlası vardır. Şimdi de diğer kurumların hemen fark edilmeyen taraflarına bir göz atalım. Toplumumuz için gerekli olan bir başka kurum da ailedir. Aile kan bağı, evlilik veya evlat edinme gibi birkaç farklı şekilde oluşturulabilir. Amerika'da Geniş, büyük ailelerden ziyade küçük çekirdek aileler söz konusudur. Tabii ki bu durum toplumların yapısına bağlı olarak değişebilir. Farklı aile değerleri, farklı sosyal sorumluluklarla ve ekonomiyle yakından alakalıdır. Kırsal kesimde yaşam üretime dayalı olduğundan o bölgede geniş aile kurmak insanların yararına oluyordu. İnsanlar şehirlere göç etmeye başladıkça Aileler tüketim odaklı olmaya başladılar. Bu durumda da geniş aileye sahip olmak ailelerin kaynaklarını zorlamaya başladı. Şehirleşme aile içi rollerde ve çocuk bakımında değişimleri ve beklentileri beraberinde getirdi. Aile yapılarında çok daha fazla çeşitlilik görülmeye başlandı. Evli bir çift veya tek ebeveynli aileler, üvey anne babalar veya eşcinsel çiftler, evlatlık alan aileler Torunlarına bakmakta olan büyük anneler veya büyük babalar. Bunların hepsi aile modellerine örnek olarak gösterilebilir. Hatta burada bahsetmediklerimiz bile olabilir. Yani tek tip aileden söz etmek artık mümkün değil. Şimdi aile konusundan bahsederken evlilik ve boşanmadan da bahsetmeden geçemeyiz. Aileler genellikle evlilik yoluyla kurulur. İnsanlar bir araya gelir ve birlikte bir hayata başlarlar. Kalıcı yani daimi olacağı niyetiyle yola çıkılmış olsa da, mesela Amerikan vatandaşları hayatları boyunca genellikle birden fazla evlilik yapmaktadırlar. Bu insanlar seri şekilde eş değiştirir, bir evlilikten veya ilişkiden diğerine geçerler. Yani demek oluyor ki boşanma aile hayatının normal bir parçası haline gelmeye başlıyor. Fakat biz Evliliğin kalıcı olmasını beklediğimiz için bu durum bir miktar gerginlik yaratıyor. Özellikle de ailede çocuklar bulunuyorsa. Çocukların velayeti hakkında tartışmalar varsa veya eşler tekrar evlenirse. Hiçbir aile mükemmel değildir ve ne yazık ki bazı ailelerde şiddet olayları da yaşanmaktadır. Çocuklara fiziksel olarak kötü davranıldığına dair Akıl almaz çocuk istismarı örneklerine sık sık şahit oluyoruz. Bu şiddet genellikle de ailenin diğer fertleri tarafından uygulanıyor. Ancak bu davranışın daha da kötüsü ihmalkarlık olarak karşımıza çıkıyor. Yani çocuklar üzerinde aile denetiminin veya gözetiminin eksikliği, çocuğun yetersiz beslenmesi veya giyecek ihtiyacının yeterince karşılanmaması gibi durumlarda görülebiliyor. Aile içinde su istimale veya ihmalkarlığa maruz kalanlar sadece çocuklar değil. Aileler, aile içerisindeki büyüklerin yani yaşlıların sorumluluklarını üstlenmeye hazır olmadıklarında büyüklere karşı istismar da söz konusu olabiliyor. Yaşlıların bakımını veya yaşlı bakım evlerinin masraflarını kimin üstleneceğiyle ilgili bir karar veya plan olmaması ailenin büyük üyelerine yönelik gaspa, tehdide veya ihmalkarlığa yol açabiliyor. Eşlerin birbirlerine karşı kötü tutum sergilemeleri de oldukça yaygın. Kötü tutumların sadece fiziksel değil, psikolojik olabileceğini de unutmayalım. Eşler arasında kötü davranış genellikle erkekten kadına doğru olsa da, erkekler de zaman zaman mağdur konumunda olabilirler. Bu durumun sebebi çoğunlukla ekonomik faktörler ya da yıllar içerisinde şekillenen ve şiddeti artan bir davranış şeklinde de görülür. Bu da karşı tarafı kontrol altına almakla ve destek ağını sınırlamakla ilgilidir. Böyle bir durumda kalan mağdurun durumun üstesinden gelmesi de oldukça zordur. Kötü davranışa maruz kalan eşler için dışarıdan yardım istemek gerçekten hiç kolay olmaz kadın sığınma evleri genelde çocukları kabul etmez. Erkekler içinse, erkekler şiddete maruz kalmazlar gibi bir sosyal damgalama, onların genelde sessiz kalmalarına sebep olur. Aile kurumu, çocuk yetiştirmekten çok daha öte bir şeydir. Din, toplumun içine nüfus eden başka bir kurumdur. Dindarlık veya bir insanın ne kadar dindar olduğu, ruhani adetlerden özel inançlara ve kurumsallaşmış dine kadar çeşitlilik göstermektedir. Mesela İncil'i okuyup da kiliseye gitmeyen birini ya da sırf büyük annesi yemek hazırladığı için Pesah bayramını kutlayan birini veya günde beş defa Kabe'ye dönerek namazını kılan birini görebilirsiniz. Dini kuruluşların birçok çeşidi vardır. Kiliseler yerleşik, oturmuş dini yapılardır. Örneğin Roma Katolik Kilisesi gibi. Mezhepler daha küçük yapılardır ve kurulmuş bir kiliseye karşı çıkmak için kurulmuşlardır. Yani mezhepler mevcut kiliselerden ayrılarak ve koparak oluşur. Örneğin, Tanrı'nın on emrini yenileme hareketi gibi. Tarikatlar daha köklüdür. Bütünden koparlar ve dış toplumun bütün değerlerini reddederek dini bir yeniliğe doğru giderler. Toplumsal inanç sisteminde bir bozulma yaşandığında ortaya çıkarlar. Ancak etkileri genellikle kısa sürelidir. Çünkü sadece belli bir ruhani liderden güç alırlar ve o liderin yaşamı boyunca var olabilirler. Yıllar boyunca din sosyal değişimlerden etkilenmiştir. Modernleşme, daha fazla bilginin topluma açık olmasına, toplumda dine daha az vurgu yapılmasına yol açmış ve toplumu laikleşmeye yönlendirmiştir. Dolayısıyla Laikleşme dinsel kurumların sosyal ve politik gücünü zayıflatmıştır. Çünkü dine olan ilgi ve inanç azalmıştır. Bu sefer de laikleşmeye tepki olarak kökten dincilik yani diğer adıyla dini fundamentalizm doğmuştur. Böylelikle insanlar katı dinsel öğretilere ve inançlara geri dönmüştür. Fakat insanlar aşırı uçlara çekildiğinde sosyal problemler ortaya çıkabilir. Nihayetinde Öyle veya böyle din toplumdaki herkesi etkilemektedir.